Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda polinomlarda bölme konusuna yer alacağız. Bir Px polinomunu bir Qx polinomunu böldüğümüzde normalde sayılardaki bölme işlemi gibi bir bölüm bir de kalan olacak. Yani buradaki polinoma biz bölünen polinom diyoruz. Buna bölen polinom diyoruz. Buna da bölüm polinomu. Ve en son buradaki ifade ise kalan polinom diyoruz. Bu durumda Px eşittir Qx çarpı Bx artı Kx polinomu oluyor. Burada tabi dikkat edilmesi gereken hususlardan biri bölme işleminin gerçekleşebilmesi için der Px'in yani Px polinomunun bölünen polinomun derecesinin bölüm polinomun derecesinden büyük eşit olması gerektiği. Bir diğer nokta ise bölme işleminde kalan polinomun yani Kx polinomunun derecesinin bölen polinomun derecesinden küçük olması gerektiği. Eğer kx polinomumuz sıfırsa yani kalanımız sıfırsa bu durumda biz ne diyoruz? Px polinomu Px polinomu Qx'e Tam bölünüyor diyoruz. Ve son bir nokta, eğer kalan polinomun derecesi bölüm polinomun derecesinden de küçükse, bu durumda bölenle bölüm yer değiştirir bilir. Bölme işleminde. Yani bizim bölümümüzde bölenimiz eğer kalan polinomun derecesi bölüm polinomun derecesinden küçükse yer değiştirebilir. Ve bu diğer saydığımız iki bölme kuralını sağladığı için geçerli olmakta. Belirtmemiz gereken bir diğer nokta ise Bx polinomun derecesi Yani der Bx Bölen polinomun derecesi Eksi Böyle Bölünen polinomun derecesi eksi bölen polinomun derecesi Olmakta yani der Px eksi Der Qx oluyor Bu da önemli bir nokta bunu aklımızda Tutmamızda fayda var. Şimdi birkaç örnek vererek konumuzu pekiştirelim. Ama önce ekranımızı temizleyelim. Örneklerimiz için biraz yer açalım. İlk örneğimiz bir bölme işlemi olacak. Burada Px polinomumuz yani bölünen polinomumuz x küp artı 4x artı 7 bölen polinomumuz ise x artı 3 olsun. Şimdi bölme işlemini örnekle öğrenirsek daha uygun olacağını düşündüğümüz için örneklerle yola çıktık. x küp artı 4x artı 7'yi x artı 3'e bölüyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi burada x küplü bir terim var. Burada x küplü bir terim elde edebilmek için x artı üçlü yani derecesi bir olan terimi neyle çarpmak gerekir? x kareyle çarpmak gerekir. x ile bunu çarpınca elde ettiğimiz şey x küp artı 3 x kare oluyor. Ve buradan çıkarma işlemini yapacak olursak elde ettiğimiz şey Eksi 3 x kare artı 4 x eksi 7 artı 7 ikinci dereceden polinomu. Eğer biz eksi 3 x kare elde etmek istiyorsak x artı 3 ifadesini ne ile çarpmamız gerekir? Tabii ki eksi 3 x ile çarpmamız gerekir. Eğer bu ifadeyi eksi 3 x ile çarparsak eksi 3 x kare eksi 9 x elde edeceğiz. Çıkarma işlemini uyguladığımızda 3x kare eksi 3x kareler birbirini götürecek ve elde ettiğimiz şey 13x artı 7 olacak. Aynı şekilde x artı 3 ile neyi çarparsak 13x elde ederiz. Tabii ki 13 ile çarparsak bunu elde ederiz. Bu durumda elde ettiğimiz şey çarpımdan 13 çarpı x artı 3'ten 13x artı 39 Çıkarma işlemini tekrar uygulayacak olursak elde ettiğimiz şey bu durumda eksi 32 oluyor ve ne olursa olsun herhangi bir terimle çarptığımızda eksi artı 3'ü eksi 32 elde edemiyoruz yani daha ileri gidemiyoruz. Bu sebeple bizim kalan ifademiz Eksi 32 sıfırınca dereceden polinomu yani sabit pol polinomu bölüm ifademiz ise x kare eksi 3x artı 13 polinomu. Bu durumda ne oluyor? Px polinomu yani x küp artı 4x artı 7 polinomu ne eşit oluyor? X artı 3 çarpı x kare eksi 3x artı 13 eksi 32 eşit oluyor. Şimdi bir örnek daha inceleyelim. Ama o örneğe geçmeden önce burada bizim en son derecelerle ilgili verdiğimiz e, eşitlik tutuyor mu ona bakalım. Biz ne demiştik? Böl, bölüm polinomun derecesi bölünen polinomun derecesi eksi bölen polinomun derecesiydi. Burada derece 3 gördüğünüz üzere Burada derece 1. Burada ise 2. Ve gördüğünüz gibi 3 1 2 eşitliği sağlanıyor. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Şimdi x üzeri 5 Eksi 4 x küp artı 2 x artı 3 polinomunun x artı 1 polinomuna bölündüğünde bölüm polinomunun kat sayılar toplamı nedir? Şimdi burada eğer biz bölüm bölen genel ifadesini yazacak olursak ne var elimizde? Eğer bu ifadeye biz Px polinomu diyecek olursak yani bölünen polinom. Bu da bölen polinom. Buna da Qx diyelim. Bu durumda ne olacak? Qx çarpı bölüm polinomu. Yani ona da Bx diyelim. Artı kalan polinom kx olacak. Tabi bu ifadede bölen polinomumuz ne? x artı 1 ve bizim polinom kuralımıza göre kalan polinomun derecesi bölen polinomun derecesinden küçük olmak durumunda. Ve bölen polinomumuzun derecesi 1 olduğunda kx'in derecesi 0 olmak durumunda. Yani kx ne olmak durumunda bu durumda? Sabit polinom olmak durumunda. Yani biz k eksi ne olarak ifade edebiliriz? Bir k reel sayısı olarak ifade edebiliriz. Şimdi öncelikle bizim k'nın ne olduğunu bulmamız lazım. Bunun için k dışındaki ifadeyi yani şu ifadeyi sıfırlamak lazım. Ona da x'e eksi 1 verirsek 1 artı 1'den 0 çarpı bx elde edeceğiz ve bu da sıfırlayacak. Yani x yerine x 1 verirsek p 1 eşittir. 1 artı 1 çarpı bx artı k olacak. Yani bu da k'ya eşit olacak. Yukarıdaki ifadeden ise x yerine eksi 1 yazdığımızda eksi 1'in 5. kuvveti eksi 4 çarpı eksi 1'in 3. kuvveti artı 2 çarpı eksi 1 artı 3 elde ediyoruz. Ve hesaplayacak olursak eksi 1 artı 4 eksi 2 artı 3'ten bu ifade 4 gelmekte. Yani k 4. Bu durumda Px eşittir x artı 1 çarpı bx artı 4 olmak durumunda. Şimdi bizim aradığımız ise bölüm polinomunun katsayılar toplamı. Burada bölüm polinomumuz bx polinomu. Bizim aradığımız ise katsayılar toplamı. Yani biz neyi arıyoruz bu durumda? B1'in ne olduğunu arıyoruz. Her iki tarafta x yerine 1 verirsek P1 eşittir. 1 artı 1 çarpı b1. Artı 4 oluyor. Eğer biz e, Px polinomunda x yerine 1 verirsek katsayılar toplamı ne edeceğiz? Yani 1-4 artı 2 artı 3'ten elde edeceğimiz şey bu tarafta 2 olacak. Tabi bu da 2. Demek ki B1 yani bölüm polinomunun katsayılar toplamı ne oluyor bu durumda? 2-4 bölü 2'den -1 oluyor. E hocamdan dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız, videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.